Dair konuşmadan önce şunu ifade etmek isterim ki buraya tabii ilk gelişimiz değil. Ben aslında komşu ilden gelen, ister vekiliniz olarak kabul edin, ister misafiriniz, ister kardeşiniz, ister kızınız, ister arkadaşınız, Kocaeli'de, yan komşuda mutlaka çalacağınız bir kapınız olduğunu, herhangi bir sorunda, sıkıntıda bizlerin yapabileceği bir şeydi, arayabileceğiniz bir milletvekilinizin, bir arkadaşınızın, bir kızınızın olduğunu lütfen unutmayın. Bunu öncelikle ifade etmek boynumun borcudur. Davet etmiş olmanızdan dolayı da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Maalesef hep söylüyoruz, ülke yangın yeri, ülkenin ciddi sorunları var. Terörle boğuşuyoruz, ekonomik sıkıntılarla boğuşuyoruz, işsizlikle boğuşuyoruz, yoksullukla boğuşuyoruz. Dış politika almış başını gidiyor. İktidarın 15 yıllık maceracı dış politikası içerisinde Türkiye'nin iç politikası da maalesef neredeyse yerlerde sürünecek duruma geldi. Biz ne konuşuyoruz? Bunları konuşmamız gerekirken başkanlık konuşuyoruz. Bir kişilik sevdayı konuşuyoruz. Bir kişilik hırsı konuşuyoruz. Ve yalan politikalarla, gerçek olmayan beyanlarla, Cumhurbaşkanlığı sistemi adı altında Türkiye'ye dayatılan ve yutturulmaya çalışılan, aslında Cumhurbaşkanlığı görünümünde bir başkanlık konuşuyoruz. Hani arabalar vardır, çok anlamam, tipik Türk kadınıyım, öyle motordan şeyden anlamam ama şahin görünümlü doğan arabalar vardır. Biz şu anda Cumhurbaşkanlığı görünümlü başkanlık konuşuyoruz, konuşturuluyoruz. Neden? Birileri talimat verdi diye. Neden? Bir kişi istiyor diye, bir kişinin sevdası diye maalesef tek adamın hırsını konuşuyoruz. Ve o hırs nasıl bir hırs ki? Meclis görüşmelerinde neredeyse meclisi anayasa meydan muharebesine çevirdiler. Öylesi bir şiddetle, öylesi bir gözü dönmüşlükle bu anayasayı, bu paketi çıkarmaya çalıştılar ki gözlerini hiçbir şeyden sakınmadılar. Hepimizi darp edebilecek kadar öylesi bir şiddet uyguladılar ki birçok üyemizin, örgütümüzün bunu pür dikkat izlediğine eminim. Hepiniz takip ettiniz. Çok ciddi bir mücadele verdik buna karşı. Ben bu konuda bu mücadeleye katkı sunan tüm parti grubum, başkanlarım, bize yerelde destek veren tüm örgüt üyelerimiz, tüm partililerimiz, gönüldaşlarımız, yoldaşlarımız hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çünkü bu güç, bu enerji bizim için çok önemliydi. Çünkü gerçekten orada bir varlık yokluk mücadelesi verdik. AKP'nin her türlü aymazlığına karşı, şiddetine karşı, gözü dönmüşlüğüne karşı ne yazık ki değerli arkadaşlar. Ve meclisi neredeyse suç mahalli haline çevirdiler. AKP suç işlemeyi gerçekten çok sevdi. Bunu meclis görüntülerinde gördük. Hatta ülkeye örnek olması gereken bakanların "sana ne lan, suç işliyorum, sana mı soracağım" dediklerine şahit oldu bu gazi meclis. Başka ne gördü bu anayasa hırsı nedeniyle o gazi meclis? Bıyıklı yelizleri gördü Türkiye tarihinde. Utanılacak fotoğraflardı onlar. Ve bu hırsla birçoğumuzu darp etmekten, birçoğumuza şiddet uygulamaktan hiç geri durmadılar. O şiddetten nasibini alanlardan birisi de bendim. Sonrasında engelli milletvekilimiz Sayın Şafak Pavey, çok üzücüydü onun yaşadıkları. Benim yaşadığımdan 1000 kat daha üzücüydü. Peki AKP o kadar şeye rağmen sonrasında hiç utanmadı, özür dileme gereği bile duymadı. Mağdur olan biz ama yine mağdur oynayan onlardı. Ve utanmadan, belki birçoğunuz şu fotoğrafın ayrıntısını göremeyebilirsiniz. Şunu göstermek istiyorum. İnternette her yerde var, bütün medya kullandı bu fotoğrafı. Neydi bu fotoğraf? Utanmadan engelli bir kadını darp edenlerin, saldıranların,
sanki saldırıya uğramış gibi orada kendi milletvekilleriyle, bakanlarıyla verdiği sahte mağdur pozuydu bu fotoğraf. Aslında bu fotoğraf tüm Türkiye'ye anayasanın bize ne getireceğini anlatıyor. Anayasanın bize nasıl bir şiddeti dayatacağını anlatıyor. Bu anayasa ve rejim değişikliği geçerse eğer, kimlerin ne kazanacağını ve nasıl bir Türkiye hayal ettiğini, bize nasıl bir Türkiye ortamı yaşatacaklarını anlatıyor. Ve bu fotoğraf bana vicdansızlığı anlatıyor. Yalanın tek ayak üzerinde nasıl durduğunu anlatıyor. Tek bir sözlerine bile inanmamamız gerektiğini anlatıyor. Bir fotoğraf aslında o kadar çok şey anlatıyor ki ve tüm güç ellerine geçtiğinde aslında Türkiye'ye neler yapabileceklerini anlatıyor. İşte mücadelemiz bu aymazlıkla, mücadelemiz bu utanmazlıkla değerli arkadaşlar. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ne demişti? Dinlenmemek üzere yola çıkanlar asla geriye dönmez ve yorulmazlar. Biz de dinlenmemek üzere bu çalışmalarımıza, bu mücadelemize her zamankinden daha büyük inanmışlıkla, her zamankinden daha büyük adanmışlıkla, her zamankinden daha büyük cesaretle mücadele etmek bizim sorumluluğumuz. Bizim omuzlarımızdaki ağır yük. Çünkü biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Bu ülkeyi, cumhuriyeti kuran bir partiyiz ve omuzlarımızdaki sorumluluğun ağırlığının da bir o kadar farkında olan bir partiyiz. Şu anda varlık yokluk savaşı veriyoruz. Aslında görevimiz şu anda cumhuriyet. Cumhuriyeti koruma mücadelesi, yaşatma mücadelesi veriyoruz. İşte haklı isyanımız, bize kuvvet veren o haklı isyan da Cumhuriyet'in bize verdiği yetkiler, Cumhuriyet'in bize verdiği güç, Cumhuriyet'in bize verdiği cesaret. AKP ile aramızda büyük bir fark var. Onlar korkar, korkak, biz cesuruz. Onlar itaat eder, biz direniriz. Onlar biat eder, biz düşünerek karar veririz. İşte o kalbimizdeki haklı isyanla birlikte, o kuvvetle birlikte mücadele etmeye devam edeceğiz ve anlatacağız. Vatandaşımıza bu rejim değişikliğini Türkiye'ye dayatan, bir kişinin sevdasını içeren bu anayasa, Türkiye'yi nasıl bir bilinmeze doğru sürüklediğini, neden daha iyi bir anayasa yapmak varken, böylesine Türkiye'nin bütün anahtarlarının tek bir kişiye neden verilmek istendiğini, neden demokrasiyi tabuta gömmek istediklerini, neden demokrasiyi mezara gömmek istediklerini anlatacağız. Uygun bir dille anlatacağız. Sade bir dille anlatacağız. Anlatmak yetmez, inandırmak zorundayız insanları. Çünkü gerçekten bu işin bir daha dönüşü yok. Ve bir daha belki de seçim hakkı tanınmayacak bize. İşte bunları anlatmak zorundayız değerli arkadaşlar. Bu projenin, bu önümüze konan anayasayla birlikte heves edilen projenin aslında zamanında FETÖ ile birlikte kurgulanan ortak bir proje olduğunu anlatacağız. Aslında AKP bunu, bu anayasayı ve bu başkanlık rejimini, sevdasını zamanında FETÖ ile kurgulamıştı. Başka kim vardı bu projeye destek veren? Abdullah Öcalan vardı. İmralı tutanaklarında hepimiz biliyoruz. O projeyi şu anda büyük bir sevdayla tutunmuş AKP'nin aslında ülkeyi nasıl bir böl parçala yönet sistemiyle bölmeye çalıştığını anlatacağız. Bu anayasa federasyonu getirir, federasyon da Türkiye'yi parçalar. İşte amaç, işte hedef bu. Vatandaşımıza, ülkesini seven hangi partiye oy verirse versin, kime sevdalı olursa olsun, biz kişinin şahsıyla meşgul değiliz. Bir kişinin meselesi olmaktan çıkmıştır bu iş. Parti seçimi de değildir, ülkenin geleceğini oylama seçimidir. İşte hangi partiye oy verirse versin, ülkesini seven, milletini seven, ülkesinin bölünmesini istemeyen, cumhuriyete bağlı tüm yurttaşlarımıza, tüm vatandaşlarımıza aslında iktidarın yalan politikalarıyla bu ülkeyi nereye sürüklemeye çalıştığını, neyi amaçladığını, hangi görevi
O üst akıl, üst akıl diyorlar ya, hangi görevi ifa ettiklerini vatandaşımıza uygun bir dille inandırarak, sadece Cumhuriyet Halk Partililer değil, herkesi yanımıza alarak anlatmak zorundayız. Bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin meselesi de olmaktan çıkmıştır artık. Tüm Türkiye'nin meselesidir ve sürekli kandırılanların artık kandırılmasına tahammülümüzün kalmadığını, o yaptıkları hataların bedelini artık ülkemiz tarafından ödenmek zorunda olmadığını anlatmak zorundayız. 2010 referandumunu hatırlayın. Bas bas bağırdık. Ben aynı zamanda bir hukukçuyum. Siyaset sonra geliyor. Gece yarısı çıkan kanunların bu ülkeyi nereye sürüklediğini iyi bilen bir hukukçuyum. Ve 2010 referandumunda bu ülkenin yargısıyla, bu ülkenin liyakat esasıyla, bu devletin teşkilat yapılanmasıyla bu kadar oynarsanız gün gelir bu ülkenin dibine dinamit koyarsınız. Ve darbeleri kendi elinizle hazırlarsınız dedik. Dinletemedik. O dönem verilen her evet bize 15 Temmuz bombası ve mermisi olarak geri döndü. Temelleri o dönemde atıldı. İşte aynı hataların bir daha tekrarlanmaması bu dönem bizim için çok önemli. Bunu anlatacağız. 2010 referandumu önemli bir dönemeçti. FETÖ çetesine ülkeyi göz göre göre teslim eden bu iktidardı. Şimdi aynı şeyi yapmaya çalışan yine bu iktidar. Bunu uygun bir dille anlatacağız değerli arkadaşlar. Bu anayasa geçerse, bu anayasa kavgasının ve başkanlık kavgasının kazananı yoksul olmayacak, işçi olmayacak, emekli olmayacak, atanmayan öğretmen olmayacak, işsizler, işsiz gençlerimiz atılmak olmayacak. İsteniyor. Göz göre göre bunu anlatacağız. Bu anayasada ne var? Tek bir kişiye tüm devletin anahtarını teslim etmek var. Peki ne yok? Cumhuriyet yok. Demokrasi yok bu anayasada. Kuvvetler ayrılığı yok bu anayasada. Hukuk, yargı bağımsızlığı yok bu anayasada. O zaman bizim için de cumhuriyet yoksa bu anayasada yok. Kuvvetler ayrılığı yoksa bu anayasada yok. Yargı bağımsızlığı yoksa bu anayasada yok. Benim hakkım, hukukum, çocuğumun geleceği yoksa bu anayasada yok. Yok hükmünde Türkiye için. Zulmü her kabul ediş daha büyüğünü doğurur değerli arkadaşlar. Bu zulme, AKP'nin bu zulmüne son vermek bizim elimizde. Ve ben inanıyorum ki tüm partilerimizin bu zulme nasıl son vereceğini çok iyi biliyor. Biz çok seçim yaptık. Ama vatan millet söz konusu olduğunda bambaşka bir mücadele yapabileceğimize, bu kararlılığa, bu cesarete, bu yüreğe sahip olduğumuza da eminim. Yüreğin de, cesaretin de cinsiyeti olmaz. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla hepimiz, tüm vatanseverler, Cumhuriyet Halk Partili olsun olmasın, kol kola girmek ve bu varlık yokluk savaşında kazanan hepimiz olmak zorundayız. Türkiye olmak zorundayız. Meşru olan haklıdır. Haklı olan kazanır. Meşru olan, haklı olan biziz. Ve kazanacak olan da biziz. Yani Türkiye. Biz Türkiye'yiz değerli arkadaşlar. Bunu çok inanarak söylüyorum. Bunu burada bir siyasi konuşma olarak algılamayınız. Bunu evlatlarımızın geleceğinden endişe eden bir anne inancıyla söylüyorum. Bunu gece yarısı çıkan kanunların bu ülkeyi nereye sürüklediğini iyi bilen bir hukukçu inancıyla söylüyorum. İnanarak söylüyorum. Kazanan mutlaka Türkiye olacak. Ama buradan sadece bu salondakilere ve Cumhuriyet Halk Partililere değil, tüm Türkiye'ye de bir çağrı yapmak istiyorum aslında. Bizler zaten bu konuda ciddi olarak özgürce, özgürlüğün peşinden gidiyoruz. Ve özgürlük, inanın, onu savunma cesaretine sahip olanların mutlaka gün gelecek sahip olanların olacak. Ama tüm Türkiye'ye de buradan şunu söylemek istiyorum. Hadi bir cesaret. Hadi bir çıkartın sesinizi. Biliyoruz herkesin içi gidiyor. Gerçekten herkesin içi gidiyor ve bu son durak. Dönüşü yok. Eğer daha fazla korkmaya devam edersek gün gelir düşüncelerimizi bile
söylemeye, hatta düşünmeye bile korkar hale geliriz. O yüzden şu anda tam da düşünmenin ve düşündüklerimizi ifade etmenin, tam da korkmadan mücadele etmenin zamanıdır, yeridir. Tam da burasıdır. Hadi bir cesaret, hadi bir gayret. Tüm Türkiye el ele verirsek inanın bu anayasa sarmalından, bu şiddet sarmalından, bu rejim değişikliğini içeren dayatmadan kurtulmak, ülkeyi rahatlatmak, ülkeyi ferah çıkarmak ve artık gerçek sorunlarımızı konuşmak, terörü konuşmak, işsizliği konuşmak, yoksulluğu, ülkenin geleceğiyle ilgili oturup uzlaşı ortamını oluşturmak için elimize büyük bir fırsat geçer. Ama bu bizim elimizde. Ben buna inanıyorum. Aynı inançla söylüyorum. Biz hayırsever insanlarız. Hayırda hayır vardır. İnşallah hayırlı sonuçlar alacağız. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim Sayın Bekir.